geldi. İlyas Bey, ben hemen araya gireyim. Bir başlangıç yapayım izninizle. Son herhalde 2-3 yıldır bu Avrupa Yeşil Mutabakatı sözünü, yeşil mutabakat daha kısaca, özel sektörde benim duymadığım nokta kalmadı. Herkeste bir yeşil mutabakat gereklilikleri var. Sanayi ve ticaret odaları tartışıyor. Gazetelerde sıklıkla görüyoruz. Ve işte bugün de az evvel Ekonomi Gazetesi'nde bir şeydi. Yani sektörlere acaba bir bariyer mi, yani iktisaden bizim gibi belirli sektörlerde çevre dostu daha az olan ya da daha net olalım, çevreyi kirletme potansiyeli çok yüksek olan sektörlerin Avrupa'ya ihracatı konusunda bir bariyer mi oluşturuluyor? Çünkü bu söz sadece bizde değil, Çin Devlet Başkanı'nın da söylediği, ifade ettiği bir söz. Dolayısıyla da bir hayli aslında olumlu tarafları da var, can sıkıcı tarafları da var. Sizin konunuz bu yönden bizim için hayati bir konu. Bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Dilek Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle nitelikli bir zirvede bizi de davet ettiği için. Sürem kısıtlı olduğu için ben müsaadenizle hemen başlayacağım. Konu çok geniş. O yüzden yarım saatlik sürem içerisinde Avrupa Yeşil Mutabakatı'na böyle bir şehre yukarıdan kuşbaşı bakarsınız, genel bir fikir sahibi olursunuz. Öyle bir bakış açısıyla aktarmaya çalışacağım. Kısaca bir yeşil büyümeden bahsetmek istiyorum. Biz yaklaşık bir yıldır Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı Avrupa Komisyonu, Parlamentosu ve Konseyi'nin yayınladığı metinler üzerinden takip ediyoruz. Yasal metinler üzerinden takip ediyoruz. Geçen hafta 28. haftalık bültenimizi çıkarttık. Haftalık bültenimizde de Yeşil Mutabakat'ın Avrupa'da nasıl tartışıldığını, sahada ne gibi yansımalarının olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve paralel olarak da Türkiye'deki eylemleri takip etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de TÜSİAD'la başladık. Yeşil Mutabakat'la alakalı daha spesifik eğitimler vermek istiyoruz. Yeşil büyüme ortada içerikleri daha nitelikli içerikler yayınlamaya devam etmek istiyoruz. İlk bölümümde çok kısaca iklim değişikliğinden bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın arkasındaki motivasyonun anlaşılabilmesi için iklim değişikliğinin ne derece büyük bir tehdit olduğunun anlaşılması gerekiyor. Şimdi Elif Hanım çok güzel bir sunum yaptı ve sürdürülebilirlik standartları ile ilgili 1990'dan itibaren sanırım gelişmeleri anlattı. Benzer gelişmeler Çelebi Hocam'ın sunumunda da vardı. 1990'dan beri özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen birçok konferans yapıldı, birçok toplantı yapıldı. Ama IPCC'nin bu sene içerisinde çektiği röntgen iklim değişikliği ile alakalı bize şunu gösterdi. 1990'dan itibaren sera gazı emisyonları %85 arttı. Yani yaklaşık iki katına çıktı tüm bu çabalara rağmen. Dolayısıyla dizginlenemeyen bir problem var şu an karşımızda. Devam edecek olursak, şu an 1,1 derece ısındı dünyamız. 1,5 derece ısınması için yaklaşık 8 yıl, 9 yıl kaldığı ifade ediliyor. Şimdi bu yansıda gördüğünüz grafik IPCC'nin raporundan alınmıştır. İklim değişikliğinin meydana getireceği tehlikeyi en net gösteren grafik diyebilirim kendi açımdan. Şimdi bu alt taraftaki mavi çizgi bütün net sıfır taahhütlerinin yerine getirilmesi durumunda ulaşılacak sıcaklık derecesi 1,5 derecenin altında kalıyoruz. İkinci senaryoda 2100 yılına kadar emisyonlar, özür dilerim. İkinci senaryoda emisyonlar hızlı bir şekilde azalıyor ama 2050'den sonra
net sıfıra ulaşılıyor. Bu durumda 2 derecenin altında bir ısınma gerçekleşiyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz şu turuncu eğri 100 yılın sonunda sıcaklığın 3 derece artacağını gösteriyor. Yani bu grafik şu yansıyla değerlendirelim. 1.1 derece dünyamız ısındı. Geçen yaz Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 30 milyondan fazla insan yer değiştirmek zorunda kaldı. 10 milyar dolar bir zarar. Benim yararlandığım kaynakta 10 milyar dolar olarak geçiyordu ama COP zirvesinde, COP27'de bunun 30-40 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. İklim değişikliğine bağlı çevresel felaketlerin 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde meydana getireceği tahribatın 580 milyar dolara kadar ulaşacağı ifade ediliyor. Yani iklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil aslında. O algının özellikle meseleyi bilenlerde o algı yok ama geniş kitlelerde iklim değişikliği deyince bir çevre sorunu gibi sadece algılanıyor. İklim değişikliği aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Ekonomik ve politik bir sorundur. Yansıdaki karikatürde işte COVID pandemisini atlatmıştık. Arkasından şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk, iklim değişikliğinin etkisi çok çok daha büyük olacak. Öyle gözüküyor. İklim değişikliğine bağlı biyoçeşitliliğin çökmesi ise yani bu işte Al Gore'un COP27'de yaptığı konuşmada ifade ettiği 1 milyar insanın göç etmesi gibi çok daha geniş coğrafyalarda büyük sorunlara yol açabilecek. İklim değişikliğine bağlı 3 risk var. Finansal risk var. Birincisi fiziksel risk. Mesela çevresel bir tahribat, bir felaket oldu. Fabrikanın zarar gördü. İkincisi geçiş riski. İklim değişikliğine bağlı olarak getirilen yasal düzenlemeler. Mesela 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu araçların yasaklanması. İçten yanmalı araç üretiminin tedarik zincirinde bulunan şirketler pazarlarını kaybedecek. Bu bir geçiş riskidir. Üçüncüsü de hukuki riskler. Çelebi Hocam özellikle yeni neslin özelliklerinden bahsetti. Daha sorgulayıcı, daha hakkını arayıcı davranışlarda bulunuyor. Dolayısıyla şirketler neden olduğu çevresel sorunlardan dolayı önümüzdeki dönemde daha fazla hukuki risklerle karşılaşabilir. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan ülke. 9 başlıktan 10 başlıktan 9'unda yüksek riskli olarak gözüküyoruz Dünya Bankası'nın raporuna göre. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na geldiğimizde şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı yani sadece Avrupa'da bir yasal düzenlemeler bütünü değil. Yani onun Türkiye etkisini anlamak için şu 4 faktöre bakmamız gerekiyor. 1. Avrupa Yeşil Mutabakatı Paris İklim Anlaşması sonrasında başlatıldı. Paris İklim Anlaşması ile verilen taahhütleri yerine getirmek için. Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'nın tarafı ve 2053 yılında net sıfır olacağını beyan etti, taahhüt etti. Dolayısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı aynı zamanda Türkiye'nin 2053 yılına giden yol haritasıdır. Ama faz farkıyla yaşanacak Türkiye'de bu. İkincisi, Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticari ihracat partneri. Yani Türkiye ihracatının %40'ını Avrupa Birliği'ne yapıyor. Avrupa Birliği'nde ürünlere yönelik, sanayilere, endüstrilere, kurumsal raporlamaya yönelik getirilecek olan bütün düzenlemeler dolayısıyla Avrupa'ya ihracat yapan bütün şirketlerimizi etkileyecektir. Üçüncüsü, Türkiye Birliği her ne kadar son yıllarda biraz çok gündemde yer almasa da Avrupa Birliği üyelik süreci devam eden bir ülke. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin güncel müktesebatını takip etmesi gerekiyor. Ve son olarak da bu sadece Avrupa Birliği'nde başlayan bir dönüşüm değil. Lider şu an Avrupa Birliği, evet, ama dünyanın farklı ülkelerinde de özellikle karbon rejimlerinin, karbon vergilerinin güçlendiğini görüyoruz. Yani karbon rejimleri uluslararası ticaretin doğal bir parçası haline gelmeye başlıyor. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na bakarsak, hocam başlangıçta girişte söyledikleriniz daha net değerlendirilebilir, daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.
Şimdi yavaş yavaş düzenlemelere girelim. Paris İklim Anlaşması demiştik. Avrupa Yeşil Mutabakatını tetikledi. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra daha önce çok görülmeyen uluslararası ilişkilerde bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Yani iklim artık devlet politikalarının merkezine gelmeye başladı. Politik düzenlemelerde iklim değişikliğinin yansımalarını görmeye başladık. Bunun işte en net örneği 2019 yılında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı. Artık o açıklanan genel tastan içi de doldurulmaya başlandı. Yani bu yansı için manşet cümlem şu: Paris İklim Anlaşması ile beraber yeni bir küresel ekonomik modeline doğru geçiyoruz. Bu geçiş hızlandı. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte temel olarak sıcaklığın 1,5 derecede tutulabilmesi için emisyonların dizginlenmesi, yani bununla ilgili alınması gereken tedbirler. Temel hedef bu diyebiliriz. Zaten 55'e uyum paketi diyoruz. Emisyonların 2030 yılına kadar %55 azaltılması, 2050 yılında net sıfır kıta olmada bütün emisyonların artık yani salınımı gerçekleştirilen emisyon kadar emisyonun yutaklar vasıtasıyla tekrar toplanması, ortaya fazladan bir emisyonun çıkmaması. Bunun gerçekleştirilmesi için ilk önce emisyon kaynaklarının net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Zaten kurumsal sürdürülebilirlikle alakalı raporlar hazırlanırken şirketlerin orada da aynı mantıkla yaklaşılıyor. En önemli emisyon kaynakları. Baktığımızda enerji %75 ile en önemli emisyon kaynağı. Enerji birçok alana da dokunuyor. Ulaşım, binalar, endüstri, kimyasallar %75. Tarımın payı %18,4. Atık, endüstriler. Gelen düzenlemeler de bu buralardan kaynaklanan emisyonların sınırlandırılmasıyla ilgili genel olarak. Şimdi yansıdaki karikatür çok şey ifade ediyor. Gelişmekte olan ülkeler bir taraftan ekonomik büyümelerine devam etmek istiyor, diğer taraftan da karbon emisyonlarını azaltmak istiyorlar. Ama iklim değişikliği, yani bunun etkilerinden sakınılacak şekilde dengede yürütmeye çalışıyorlar. Gerçekten de çok kolay değil. Emisyonların azaltılmasının sosyal, ekonomik meydana getireceği birçok sorun var. Bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilerek yol haritalarının oluşturulması gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı herkes kendi uzmanlık alanına göre farklı değerlendiriyor. Yani bir metafor vardır, körlerin bir fili algılaması ile ilgili. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili de böyle bir benzetme yapabiliriz. İşin içinde çevre var, politika var, tarım, ticaret, iklim, hukuk. Çok farklı yönleri olan düzenlemeler bütünü. Türkiye'de ise genel olarak Türkiye'de biraz reaktif bir bakış açısı hakim açıkçası. Proaktif değiliz çok fazla. Tehdit olarak algılanıyor Avrupa Yeşil Mutabakatı ve öncelikli tehdit de 2026-2027'den sonra ihraç edilen ürünlere yönelik getirilecek olan sınırda karbon düzenlemesi, ama gerçekte baktığımızda altta çok farklı alanlarla ilgili düzenlemeler var. Yine Murat Hocam ifade etti. Dokunmadığı alan yok yani Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın. Emisyon ticaret sistemi, çaba paylaşım düzenlemesi, şimdi bunlara yavaş yavaş gireceğiz. Toprak kullanımı, alternatif yakıt, sınırda karbon, sosyal iklim fonu, hava ve denizcilik yakıtları, araçlar için karbondioksit standartları, enerji vergilendirme, genel çerçeve bu şekilde özetlenebilir Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın. Şimdi Avrupa Birliği aslında yeni başlamadı emisyonlarını azaltmaya. 1990'dan itibaren emisyonlarını azaltmak için ciddi çalışmalar yürütüyor. 2005 yılında zaten emisyon ticaret sistemini hayata geçirdi. Başarılı bir şekilde. 1990'dan itibaren Avrupa Birliği emisyonlarını önemli ölçüde azalttı.
Normalde 2030'da ilgili hedef %40 idi. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu %55'e çıkartıldı. 2030 yılında emisyonların %55 azaltılması. Burada da IPCC'nin raporu esas alınmış durumda. 1,5 derece sıcaklık artışından sakınmak için 2025'e kadar emisyonların pik yapması gerekiyor. Yani 2025'e kadar. Bu da neden? Çünkü atmosfere salınımı gerçekleşen karbondioksit özellikle NASA verilerine göre 300 ila 1000 yıl arasında kalabiliyor atmosferde. Yani sizin emisyonları kesmeniz küresel ısınmayı dizginlemeniz için yeterli değil. Mevcut atmosferdeki biriken sera gazları atmosferin ısınmasına devam ettiriyor. Atmosferin ısınmasına neden oluyor. Dolayısıyla 2030 yılına kadar hızlı bir şekilde emisyonların azaltılması gerekiyor. Türkiye'nin emisyonlarına baktığımız zaman Türkiye'de bir tersine gidiş var açıkçası. Yani özellikle kömürde bir ısrar var. Onun da ekonomik bazı neticeleri var. Ama bu güçlenen karbon rejimlerinin olduğu bir uluslararası ortamda kısa dönemde rahatlamaya neden olsa da uzun dönemde sanayicilerimizi, üreticilerimizi, özellikle ihracatçılarımızı ciddi rekabet gücü açısından ciddi sıkıntıya sokabilir. Avrupa Yeşil Mutabakatı dediğimiz aslında yasal düzenlemeler bütünü. Ne var bunun içerisinde? 8 düzenleme, 6 direktif, 1 karar. Gerçi bu da değişmiş olabilir. Ukrayna Savaşı sonrasında bazı yeni düzenlemeler getirildi. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Avrupa iç hukukuyla alakalı düzenleme çıktığı anda üye ülkeleri bağlar. Direktif çıktıktan sonra üye ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor 18 ay içerisinde. Karar ise ilgili sektörlere veya ülkelere yönelik çıkarılan düzenlemeler. Şimdi burada müsaadenizle evet. Avrupa Parlamentosu'nun sayfası bu. Avrupa Yeşil Mutabakatı başlığı altındaki düzenlemeler. Baktığımız zaman şu an hangi düzenlemeler varmış? Ormancılık stratejisi, tarladan çatala, döngüsel ekonomi eylem planı. Baktığınız zaman yani daha kürsür burada. Şöyle devam ediyoruz. Bunların hepsi yasal düzenlemeler. Burada şunu söylemek istiyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı sistemik bir dönüşüm. Yani ne demek istiyorum? Sanayi devrimine benzer köklü bir dönüşüm. Ekonomiyi kökten değiştiren bir dönüşüm açıkçası. Bunun farkında olmak gerekiyor. Yasal düzenlemeler de bize bunu gösteriyor. Evet. Düzenlemelere baktığımızda üye ülkeler için katı yıllık bağlayıcı sera gazı azaltım hedefleri, binek araçlar için standartlar, toprak kullanımıyla alakalı yeni kurallar, alternatif yakıt altyapısı, sınırda karbon düzenlemesi, sosyal iklim fonu, havacılıkla ilgili standartlar, denizcilikte düşük karbonlu yakıtlara geçilmesi. Direktiflere baktığımızda enerji ürünleri ve elektrikle ilgili vergilerin güncellenmesi, daha katı emisyon ticaret sistemi, buna bağlı piyasa istikrar rezervi. Bu şekilde genel olarak düzenlemelerin isimleri bu şekilde. Avrupa Birliği'nde süreç şöyle işliyor. Teklifi komisyon veriyor. Komisyon getirdikten sonra Avrupa Birliği Konseyi ve Parlamentosu'nda ayrı ayrı görüşülüyor. Bunlar kendi metinlerini çıkarttıktan sonra üçlü görüşmelere geçiliyor. Dün veya önceki gün olması lazım, emisyon ticaret sistemi ve sosyal iklim fonunun üçlü görüşmeleri tamamlandı. Yani emisyon ticaret sistemi ve sosyal iklim fonunun son birkaç işlemden sonra Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanması bekleniyor. Diğer düzenlemelerde, biraz önce gösterdiğim düzenlemelerde bu aşamaları takip edecek. Hikaye iklim yasasıyla başladı diyebiliriz. 14 Temmuz 2021'de Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak bilinen düzenlemeler paketi sunulmadan önce
iklim yasası çıkartıldı. İklim yasasının önemi ne? İklim yasası piyasalara, sektörlere kesinlik sunuyor. Yani bizim yönümüz bu şekilde. Ona göre yatırımlarınızı, kararlarınızı ayarlayın, belirleyin deniliyor. Bütün üye ülkelerde. İktidar değişebilir, farklı bir hükümet gelebilir. Önemli değil. Bu iklim yasasıyla beraber gelen bütün yeni iktidarlar farklı ülkelerde %55 emisyon azaltım hedefi ve 2050'de net sıfır olma taahhütünü takip etmek zorunda Avrupa Birliği'nde. Bu özellikle sektörlerin stratejik yatırımlarını hızlandırması açısından çok önemli bir yasa. Türkiye'de de şu an bunun çalışmaları devam ediyor. Zannedersem 2023'ün ortalarına doğru veya sonlarına doğru yasalaşacak yeni iklim yasamız. Bundan bahsettiğim piyasaya güçlü sinyal verilmesi, tahmin edilebilir, şeffaf hesap verilebilir. Burada bir takım şeyler getiriliyor. Yani iklimle alakalı yasaların çıkartılmasıyla ilgili kolaylaştırıcı yasal prosedürler getiriliyor. O şekilde söyleyeyim. Üye ülkeler iklim yasasına uygun olarak kendi ulusal enerji ve iklim planlarını hazırlayıp rapor edecekler. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Bankacılık sektöründe de, finans sektöründe de biz bunu görüyoruz. Bir finansal kaynağın verilebilmesi için, finansal kaynakla ilgili onay çıkabilmesi için projelerin sürdürülebilirliğiyle alakalı fikir sahibi olmak istiyor yatırımcılar veya devletler diyelim. Avrupa Birliği de üye ülkelerin ulusal enerji ve iklim planlarını beyan etmelerini ve bu sayede hayata geçirmek istedikleri eylemleri görmek istiyor açıkçası. Bu planların niteliği, ne kadar iyi hazırlanmış olduğu o ülkelerin Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlardan yararlanma ihtimalini de arttıracak. Şimdi baktığımız zaman artık ete kemiğe bürünmüş vaziyette. Bunu nereden anlıyoruz? Avrupa Birliği'nin bütçe planlamasından anlıyoruz. 723.8 milyar euroluk kurtarma ve dayanıklılık fonu yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi başlıklar altında değerlendirilecek, kullanılacak. Normalde bu paket açıklandığında 1 trilyon euro bir bütçe ayrılmıştı 2030 yılına kadar. Ama Ukrayna'da çıkan savaştan sonra REPowerEU planı açıklandı. Orada ilave kaynaklar da tahsis edildi. 300 milyar euro mesela. Enerjiyle alakalı. Bu biraz da arttırıldı. Burada bir şey göstermek istiyorum size. Bu yansıda böyle evet. Şimdi Horizon Europe Avrupa Birliği'nin Avrupa fonlarının Şampiyonlar Ligi olarak geçer. Horizon Europe iklim, enerji ve mobilite ile ilgili projeleri. Şimdi baktığınız zaman projeler, bunların her biri bir proje, çağrı, bütçe ayrılmış mesela 8 milyon euro, 10 milyon euro, 20 milyon euro bütçe ayrılmış ve bu projelerle ne istendiği de belirtilmiş. Mesela bir tanesine bakalım şurada, şu altta bakalım. Hibrit elektrik enerji depolama çözümleri, yani bununla alakalı bir proje. Bütçesi ne kadar şu an bilmiyorum. Bakmak lazım buna. Böyle çok fazla proje var. Bu sadece bir kitapçık, bir tane daha kitapçık var. Bu alanlarla alakalı üniversiteler, araştırma kuruluşları, şirketler hepsi bu projelere katılabiliyor. Araştırmalarını yapıp Avrupa Birliği'nden fon olarak yeşil mutabakatın altını dolduracak çalışmalar yürütüyorlar. Şimdi bu aslında Çelebi Hoca'nın bahsettiği konuyla da ilgili. Yani hani burada mesela bir çözüm üretebilmeniz için o alanda yetişmiş insana ihtiyacınız var. O açıdan da bir bakmak gerekiyor. Evet. Bunu geçelim. Biraz süreme bakıyorum. Fazla da kalmamış. Biraz hızlanıyorum.
Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması, yani az kaynakla ekonomik büyümenin sürdürülmesi, 1990'dan beri Avrupa Birliği ekonomisi %62 büyüdü ama emisyonlar sadece %24 arttı. Bu önümüzdeki dönemde daha da önemli bir konu haline gelecek. Endüstrilerin yeşil dönüşümü, temiz teknolojilere geçmesi, o alanda yatırımlar yapması, fosil yakıtlara verilen vergi desteklerinin çekilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip vergilendirilmesi, kirleten öder prensibinin hayata geçirilmesi, burada emisyon ticaret sisteminden bahsediyoruz. Sera gazı emisyonuna neden oluyorsanız ve bu çevre zarar veriyorsa bu zararı karşılamanız gerekiyor. Bunu karbon ücretiyle sizden alıyorlar. Sadece emisyonların azaltılması yeterli değil. Atmosferde biriken sera gazlarının temizlenmesi de gerekiyor. Bu nedenle karbon yutaklarının güçlendirilmesi gerekiyor. Hem doğal karbon yutakları var hem de teknolojik çözümler var. Karbon yakalama ve depolama sistemleri gibi. Bunu geçiyoruz. Diğer ülkelerde meydana gelen karbon kaçağının engellenmesi, yani Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemi var. Emisyon ticaret sistemiyle birlikte Avrupa'daki emisyonların %40'ı kapsanıyor. Oradaki karbon ücretleri arttıkça Avrupa'da üretim yapan, kirli şekilde üretim yapan sektörler karbon, daha doğrusu daha gevşek iklim politikaları benimseyen ülkelere kaçabilir. Bunu da engellemek istiyor Avrupa Birliği. Sadece karbon ücretinin arttırılması da yeterli değil. Yani vergi sopasıyla da mesele çözülmüyor. Bunun da farkında. Piyasaların kendi içerisinde dengesini bularak yenilenebilir yatırımlara kayması için piyasalardaki bariyerlerin aşılması, piyasalarda var olan bazı bariyerler. Burada da üç tane şey kullanıyor Avrupa Birliği, enstrüman, ücretlendirme, hedefler, kurallar. Ücretlendirilmede emisyon ticaret sisteminde uygulanan karbon ücretleri, hedeflerde üye ülkeler çaba paylaşım düzenlemesiyle birlikte işte ilgili sektörlerde emisyon azaltım hedefleri beyan ediyorlar. Enerji verimliliği ile ilgili bir takım hedefler belirtiyorlar. Bunu hayata geçirmek için politikalar üretiyorlar. Kurallar ise geçen günlerde üçlü görüşmeleri tamamlandı. Araçlar için daha katı sera gazı emisyon standartları 2035'ten sonra mesela içten yanmalı araçlar artık üretilmeyecek. Bu şekilde kurallar geçirerek de sektörleri belirli bir yöne doğru kanalize etmek istiyorlar. Şimdi dayanışma bu anlamda 55'e uyum paketinde siyah olarak belirtilmiş dayanışma kelimesi. Solidarite. Açıkçası bu etkinlik de bu anlamda çok kıymetli, bu katıldığımız zirve. Farklı bölgeler, şehirler, kuşaklar, toplumun değişik kesimleriyle birlikte işbirliği mekanizmaları kurularak ve bu dönüşümden olumsuz etkilenecek kesimlerin de ihtiyaçları düzenlenerek, mesela Zonguldak'ı düşünün, bundan sonra 2030'dan sonra kömür çıkmayacak mesela. Orada çalışan insanların nerelerde istihdam edileceği sorusu ortaya çıkıyor. Bunların da düşünülerek bu dönüşüm sürecinin belirlenmesi gerekiyor. Dünyada karbon rejimleri giderek güçleniyor. Bu Dünya Bankası'nın raporuna göre 2022'de 68 karbon rejimi, karbon vergisi veya emisyon ticaret sistemi şeklinde veya hibrit de olabilir. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının %25'ini kapsıyor. Yansıdaki haritada dünyadaki karbon rejimlerini görüyorsunuz. EY'nin hazırladığı bir harita bu. Türkiye'de de kurulması planlanıyor. İlk başta 2005'te sadece Avrupa Birliği'nde vardı bu. Artık giderek yaygınlaşıyor. Emisyon ticaret sisteminin gözden geçirmesi 2 gün önce kabul edildi bu. Emisyon ticaret sistemi daha da güçlendiriliyor. Farklı sektörler emisyon ticaret sistemine dahil ediliyor. Yani şimdi burada işleyişine giremiyorum maalesef. Ben çünkü çok dar. Bunu geçeceğim. En çok kirliliğe neden olan sektörler, elektrik üreticileri, kimya endüstrisi, metal üretimi, bunlar emisyon ticaret sistemine dahil. Emisyon ticaret sisteminde uygulanan karbon rejimi, karbon ücretleri, sınırda karbon düzenlemesinde uygulanacak karbon ücretleri olacak aynı zamanda. Yani o haftanın ortalaması SKDM kapsamında belirlenecek ücret olarak yansıtılacak.
Önümüzdeki dönemde yeni kabul edilen emisyon ticaret sistemine göre %43 azaltım hedefi benimsenmişti daha önce. Yeni hedef %62. Yani emisyonların %62 daha azaltılması ve demek bu. Dolayısıyla kalan emisyonlar satılacak, emisyon izinleri satılacak. Daha az emisyon izinlerinin satılması karbon ücretlerinin artması anlamına geliyor. Şu an 80-90 euro civarında Avrupa Birliği'ndeki karbon ücretleri. 2025'ten sonra 2030 civarında bunun 100-120 euro bandında olacağı ifade ediliyor. Bu da tabii şirketler için, işletmeler için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. %61 olarak önerilmişti ama uzlaşma sonucunda %62 azaltılmasına karar verildi. Denizcilik sektörü ETS'ye dahil ediliyor. Karayolu taşımacılığı ve binalar için yeni bir emisyon ticaret sistemi kurulacak ETS 2 olarak. Buradaki ücretler tüketicilere yansıtılmayacak, tedarikçilere yansıtılacak. Bu konuyla alakalı bir takım tartışmalar var. Bu yansıda şey görüyorsunuz, karbon ücretleri 2017 yılında 10 euronun altındayken 2022'de özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra 90 euroların üzerine çıktı bu ücret. Emisyon ticaret sisteminden elde edilen gelirler ile bazı fonlar oluşturacak. Bunlardan bir tanesi modernizasyon fonu. Avrupa Birliği'nin gelirleri en düşük olan ülkelerin yenilenebilir enerji verimliliği, enerji depolama projeleri desteklenecek bu fonlarla. Çaba paylaşım düzenlemesi emisyon ticaret sistemine dahil olmayan tarım gibi sektörlerden kaynaklı emisyonları azaltmak için getirilen bir düzenleme. Ne var bunun içerisinde? Karayolu taşımacılığı var, tarım, binalar, küçük endüstriler, atık. Burada üye ülkeler değişen oranlarda emisyon azaltım hedefi belirleyecek. Lider şu an İsveç, en düşük azaltım hedefi belirleyen Bulgaristan. Niye bu şekilde ülkeler adil bir dönüşümden bahsedilecekse ülkelerin ekonomik kapasitesi dikkate alınmalı. Sınırda karbon düzenlemesi bu da üçlü görüşmeleri tamamlandı. 1 Ekim 2023'ten itibaren raporlama standartları geliyor. Normalde 5 ürün için 5 ürün bu kapsam alınacaktı sadece. Hidrojen de dahil edildi. 2027'den sonra olması lazım. 2027'den sonra artık o ürünler için karbon sertifikası alınması gerekecek ama bunu buradaki ihracatçı firmalarımız almayacak. İthalatçı firmalar bu sertifikaları almak durumunda ama ithalatçı firmalar da bunu yansıtacak muhtemelen, yani ihracat yapan firmalara yansıtacak. Raporlama standartları Türkiye'deki şirketler için değil normalde ama Türkiye'deki şirketler raporlama yapmazsa varsayılan değerlere tabi olabilirler. Bu da en düşük performansı 10 sektörün ortalaması alınarak hesaplanıyor. Yani daha fazla karbon vergisi ödemek durumunda kalabilir sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla. Biraz böyle karmaşık gibi gözüküyor ama bunu da çok anlatmaya vaktim yok açıkçası şu an. Türkiye'nin maliyetlerini %10 oranında artıracak gibi gözüküyor demir çelik sektöründe. Yapılan farklı hesaplamalar var. Yaklaşık 2-3 milyar euro bir maliyetin çıkmasından bahsediliyor. Sınırda karbon düzenlemesine dolaylı emisyonların dahil etmediler. Raporlamasına 2026 yılında komisyon bir rapor hazırlayacak. O rapora göre karbon ücretlendirmesinde dolaylı emisyonların dahil edilip edilmeyeceği belirlenecek. Şu an için ona karar verilmedi. Hala masada duruyor. Türkiye sınırda karbon düzenlemesinden en fazla etkilenmesi beklenen ülke. Bir taraftan da süreme bakıyorum. Sosyal iklim fonu da kabul edildi. Burada dönüşümden olumsuz etkilenecekler için 65 milyar euro bir kaynak ayrılıyor. Bu kaynak nerelerde kullanılacak? Binaların enerji verimliliğinde, dar gelirli vatandaşların desteklenmesinde, sıfır emisyonlu araçlara erişimin kolaylaştırılmasında finansal olarak.
Murat Hocam benim sürem doldu gibi ama nasıl yapalım? Toparlamak için isterseniz bir 5 dakika daha verelim. Yani öğle Tamam. arasından alabiliriz. Bu kadar güzel bir sunumu şey yapmayalım. Bir anda böyle sert bir şekilde bitirmeyelim. Bir Tamam beş hocam. dakika daha veriyorum size. Lütfen toparlayın. Tamam. Endüstrilerin bu sanayicilerimizi ilgilendiren bir konu. Şimdi emisyon ticaret sisteminde şöyle bir mekanizma var. Şirketler bakıyorlar. Yani hani eğer yenilikçi bir teknolojiye geçersek biz daha düşük karbon ücreti ödeyeceksek bu daha maliyet etkin olacak da evet yenilikçi teknolojiye yatırım yapalım. Ama bazı durumlarda bu yenilikçi teknolojiye geçiş maliyeti çok çok yüksek olabiliyor. Bu durumlarda karbon ücreti ödemeyi tercih edebiliyor şirketler. Burada o teknolojiyle alakalı açığın da giderilmesi gerekiyor belki. Yani şunu demek istiyorum. 2010 yılında bir güneş enerjisine yatırım yapmak istediğinizde 100 TL öderdiniz. Günümüzde 10 TL'ye, 15 TL'ye bu yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü teknoloji geliştikçe maliyet de düşüyor. Dolayısıyla burada endüstriler bir analiz yapmak durumunda. Uygulanacak olan karbon ücreti de tabii burada belirleyici. Daha temiz yakıtlar, yenilenebilir enerjiye geçiş. Burada endüstriler için bir takım hedefler var. Yıllık %1,1 oranında yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması gibi. Hidrojenle alakalı çalışmalar var. Hidrojenle alakalı şunu ifade edebilirim. Yenilenebilir enerjide bir dalgalanma var. Yani hani hava şartlarına bağlı güneş çıkarsa güneş enerjisi var. Tabii endüstriler için de sabit bir enerji gerekiyor. Bu anlamda hidrojen gelecek vadeden bir enerji türü gibi gözüküyor ama hidrojende şu an o teknoloji açığı tam olarak kapatılmış vaziyette değil. Dolayısıyla çok büyük yatırımlar var bu alanla alakalı. Horizon Europe'da da bununla ilgili ciddi projeler var. 2025'ten 2030'dan sonra hidrojeni sanayilerimizde veya yollardaki araçlarda daha fazla görebiliriz. Kamu binaları için belirlenen hedefler var. Kamunun şöyle bir gücü var. Kamu şimdi mesela sürdürülebilir bir projeniz var elinizde. Ama bunun maliyeti diğerlerine göre daha yüksek. Kamu burada kendi kriterlerini kullanarak sürdürülebilir olanı tercih edebilir. Yani burada bir pozitif ayrımcılık yapabilir. Avrupa Birliği bu konuya çok önem veriyor. Özellikle kamu ihalelerinde sürdürülebilir olan ürünlerin, servislerin tercih edilmesi isteniyor. Buraları geçelim. Son hocam şeyden bahsedeyim ben. Yollarla alakalı daha doğrusu istasyonların yaygınlaştırılması ile alakalı çok büyük projeler var. TEN-T bağlamında yenilikçilik anlamında çok ciddi projeleri var. Enerji verimliliğinin arttırılması. Sadece bir sürdürülebilir finansa da çok kısa değineyim. Oradan sonra bitireyim. Hidrojenle ilgili çalışmalar. Enerji vergilendirme çalışmaları duraksandı şu an. Mart ayına kadar görüşmeleri durduruldu. Bir takım görüşmelerde aşılamayan sorunlar var. Avrupa Yeşil Mutabakatı düzenlemeleri gelmeden önce sürdürülebilir finans düzenlemeleri geldi aslında. 2018 yılında taksonomiyi açıkladı Avrupa Birliği. Hani projelerin hangisi sürdürülebilir? Bunu belirleyecek olan mekanizma. Daha sonra bunu destekleyecek şekilde kurumsal sürdürülebilirlik, raporlama direktifi ve kurumsal sürdürülebilirlik özel yükümlülük diyorum ama durum tespiti daha çok yaygın kullanılıyor. Bu getirildi. Bunlarla birlikte şu isteniyor. En son yansım. Evet. Bulabilirsem. Evet şu. Evet. Bu yansıyla gideyim. Bir ekosistem oluşturmak istiyor. Mesela bir şirket halka raporlama yapıyor. İşte Elif Hanım çok güzel anlattı, çok detaylı anlattı. Bu yürüttüğü faaliyet taksonomiye uygun mu değil mi? Burada bir takım kriterler belirlendi Avrupa Komisyonu tarafından. Technical Screening Kriteri, teknik izleme kriterleri. Yatırımcılar da
Diğer paydaşlar da, finans kuruluşlar da bunlara bakıyor. Daha sonra kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi aynı şekilde o da masaya geliyor. Bunu muhataplar inceliyor, sivil toplum, müşteriler, yatırımcılar. Buna göre finansal kaynaklar mümkün olduğunca sürdürülebilir projelere aktarılmaya çalışılıyor. Yani bu şekilde bir mimari oluşmaya başladı. Son cümlemde şu olsun, kurumsal sürdürülebilirlik şu ana kadar gönüllülük esasına göre yapılıyordu. Artık bundan sonra soft law'dan hard law'a geçiyor. Bundan sonra yasal olarak bağlayıcı mükellefiyetler olacak. Bununla ilgili çeşitli denetim mekanizmaları da kurulacak. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok süremiz de kalmadı ama soru varsa cevaplayabilirim. İlyas Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sorularımız elbette var. Hocam merhaba, bir sorum var. Araçlarla ilgili kurumsal alınacak araçların alımı konusunda fonlama sağlanacak mı veya bir teşvik olacak mı? Şirketler için yenilenebilir, yenilenebilir olacak. Enerji için IRAC veya VCS karbon sertifikalarında durum nasıl olacak? Bunları alabilecek miyiz? Mehmet Ali Havuz olmuş. Evet. Collins'ten. Hocam geçen hafta yaptığımız eğitimde de bu finans konusu gündeme geldi. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir portal var. O portalda siz bütün projeleri görebiliyorsunuz. Portala girdiğiniz zaman projelerin isterlerini de görebiliyorsunuz. Şirket olarak başvuruyorsunuz. Ondan sonra belirli kriterlere göre sonra o projeye dahil oluyorsunuz veya olmuyorsunuz. Maalesef Türkiye'de böyle bir sistem yok. Tarım Bakanlığı'ndan katılan bir yetkili şunu dedi. 2.8 milyon TL bir fon varmış. İşte proje için kullandırılacak. Bakanlığın sitesinden duyurduk ama hiç kimse başvurmadı. Bunu geri çektik. Daha sonra iade etmemek için tekrar bir çağrı yapacağız diye. Türkiye'de şey var. Yani yenilenebilir enerji projelerine finansal destek veren kuruluşlar var. TÜRTEF var, EBRD var, Dünya Bankası var. Uluslararası varlık fonlarındaki finansal kaynaklara erişimi sağlayan bir takım kuruluşlar da var. Mesela PwC böyle bir hizmet veriyor. Ama bu anlamda bir şey var, dağınıklık var. EBRD'yi özellikle, EBRD'den Mehmet Vezbey'le de bir toplantı yapmıştık, EBRD Başkan Yardımcısı. EBRD'yi yakından takip etmelerini tavsiye ederim, edebilirim. EBRD yetkilileriyle temasa geçmelerini tavsiye edebilirim şirketlerimizin projelerine finansal destek bulmaları için. Yenilenebilir projeler içinde TÜRSEF, TÜRSEF'ten Selin Hanım vardı. Bilmiyorum, onun iletişim bilgilerine ulaşabilirlerse sosyal medyadan. Projelerine nasıl fon bulabileceklerini bu şekilde araştırabilirler. Ama genel olarak dediğim gibi bir dağınıklık var Türkiye'de. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var hocam. Türkiye'de birinci demir çelik üretimi yapmayan ama ham madde olarak dökülmüş çelik veya alüminyum alan kuruluşlar, çelik alüminyum ürünü işleyip yurt dışına gönderen firmalar karbon emisyon vergisine tabi tutulacak mı? Tırnak içinde, parantez içinde, gömülü emisyon olarak tedarikçinin emisyonundan sorumlu olacak mıyız? Şöyle, Avrupa Komisyonu sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili metodoloji yayınlamadı daha. Yani nasıl bir metodoloji uygulanacağını şu an biz bilmiyoruz. Bunu Delegated Act dedikleri devredilmiş yasayla önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Ama genel eğilim kaynaktan itibaren oluşan emisyonların bu hesaplamalara dahil edilmesi. Şimdi Avrupa Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu arasında dolaylı emisyonların dahil edilmesi konusunda bir farklılık oldu, görüş konusunda. Orada da bir orta yolu buldular. Avrupa Komisyonu dolaylı emisyonların dahil edilmesinde bir takım teknik güçlükler olacağı için bunu dahil etmek istemedi. Ama Avrupa Parlamentosu da bu dahil edilmediği takdirde çevresel olarak bizim hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil dedi.
Bununla ilgili işte önümüzdeki dönemde bir rapor hazırlayacak Avrupa Komisyonu. Dolaylı emisyonları dahil edelim mi, etmeyelim mi diye. Benim şahsi kanaatim bunu dahil edecekleri yönünde. Yani ihraç edilen üründe kullanılan malzemelerden kaynaklı gömülü emisyonları da, yani onunla ilgili bir raporlama standartları getirecekleri yönünde. Ama şöyle de bir şey var. Yani daha net düzenlemeler ortaya çıkmadı. Bu ortamda da maliyete girip, yani o gömülü emisyonları hesaplatıp ön almak, onun da bir takım maliyetleri olabilir ve bu da üreticilerimizi dezavantajlı duruma koyabilir. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani hani gelecek olan düzenlemelere göre. Bu kadar bilimsel çalışan, bu kadar bütüncül ve detaycı bir bakış açısından bunun gözlerinden kaçırmalarını herhalde bekleyemeyiz. Bu evet, fazla hocam. Fazla iyimserlik olur. Fazla Türk işi bakış açısı olur. Yani uçtan uca her şeyi düşünen insanlar biz bunu unuttuk ya da atladık demeyeceklerdir. Ama kademeli olarak belki daha dediğiniz gibi ilave düzenlemelerle, çünkü kendilerinde de bir takım sıkıntılar var. Bütünsel olarak coğrafya tabii çok büyük. Bir tek Almanya ve Fransa'dan oluşmuyor tabii. Yeni birçok üye de var. Onların da ayrıca Türkiye gibi ciddi olarak sıkıntıları var. Bir başka konu, bahsettiğiniz yükümlülükler AB'ye ihracat yapmayan, yani sadece yerelde çalışan firmaları da kapsayacak mı? Evet, Buyurun. Güzel bir soru. Kurumsal sürdürülebilirlik özen yükümlülüğü diye bir direktif var şu an masada. Görüşmeleri devam ediyor. Bu direktifin amacı, hocam sizin uzmanlık alanınız, tedarik zincirlerinin insan hakları ihlallerinden ve çevre ihlallerinden arındırılması. Yani Avrupa Birliği şunun farkında. Kendi getireceği düzenlemeler veya kendi sektörlerinin sürdürülebilir olması iklim değişikliğiyle mücadele açısından yeterli değil. Niye? Çünkü emisyonların zaten %7'sine neden oluyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla Brüksel etkisi dediğimiz Brussels Effect, bunu kullanarak ve ticaret partnerleriyle olan ilişkisindeki o ticaret ekonomik gücünü kullanarak tedarik zincirlerini dönüştürmek istiyor Avrupa Birliği. Biraz önce bahsettiğim kurumsal sürdürülebilirlik özen yükümlülüğüyle beraber şirketler şu sorumluluğu getiriyor. Siz artık bundan sonra tedarik zincirlerindeki ihlallerden de sorumlu olacaksınız. Yani tedarikçinizden kaynaklı bir ihlal olduğu zaman siz bundan sorumlu olacaksınız. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde üye ülkelerde bir takım şikayet mekanizmaları kurulacak. Şunu göreceğiz muhtemelen önümüzdeki dönemde. Avrupa'daki büyük şirketler, yaklaşık 10 bin şirket var bu kapsama girecek. Kendilerinin sorumlu olduğu yükümlülükleri tedarikçilerine soracak. Yani siz bunları yapıyor musunuz? Veya ilişkiye girerken sözleşme yapacak. Bunları sizden bekliyoruz diye. Yani o sözleşmeye istinaden kurumsal sürdürülebilirlik özen yükümlülüğü şunu getiriyor. Eğer ihlale devam ederse o şirketi, yani Türkiye'deki şirketi, işletmeyi kendi tedarik zincirinden çıkartabilir. O yetkiyi verecekler şirketlere. Ağzınıza sağlık İlyas Hocam. Bu az evvel bahsettiğiniz konu, tabii bizim girişimcilerimiz bunlara son derece meraklı ama ceplerinden para gidecekse meraklı. Yoksa gönüllü olarak bir meraklılık yok. Biz hala, şimdi sorularda da vardı, biz akarsularımızı, doğamızı, topraklarımızı, ormanlarımızı girişimcilerimizden ne yazık ki koruyamıyoruz. Yani AB'ye biz yani niye ihtiyaç duyuyoruz ya da şey yapıyoruz, ayrı bir sıkıntı. Yani gönüllü olarak içeride başlamıyor bu projeler. Boğaz'da devasa balıkçı gemileri balık avlıyor, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Yüzlerce çevreyle ilgili bir sorunlarımız var ama konu girişimciler ve onların para kazanma tutkuları olduğunda ancak bizim gündemimize bu tür konular geliyor. Konu tabii çok sert bir konu. Küçük orta ölçekli işletmelere ne zaman bu tabana yayılacak? Çok daha bir mesafe var. Gönül ister ki tabii içeride bizim kendi mekanizmalarımızla akarsularımızı, doğamızı, ormanlarımızı, denizlerimizi, havamızı, suyumuzu koruyabilelim.
Çok teşekkür ederim İlyas Hocam. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yoksa öğle arasına giriyoruz. Saat 1'de bir araya geleceğiz. Ben de çok teşekkür ederim. Şöyle bitireyim. Kısa dönemde bu dönüşümün bir maliyeti olacak. Ama bu dönüşümün maliyetine katlanmayan işletmeler, şirketler, ülkeler uzun dönemde yani 2030'dan sonra, 2035'ten sonra çok ciddi anlamda dezavantajlı duruma düşecek. Ben herkese teşekkür ederim. Sabırla dinledikleri için iyi günler dilerim herkese. Çok teşekkürler İlyas Hocam. Ben Murat Erdal, İstanbul Üniversitesi'nden tedarik zinciri alanında çalışıyorum. Dilek Hanım, Dilek Aşan Taksim Danışmanlık Şirketi'ne bu güzel kurumsal sürdürülebilirlik 2022 zirvesini düzenlediği için çok müteşekkiriz. Sabah oturumunu burada noktalıyoruz. 45 dakika sonra tekrardan bir araya gelmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.